Müzik eşlik eder bazen kitaba, öyküye, şiire, romana. İçinden müzik geçen kitapları dinleyin. Kitaptaki müzik. Bugün bir esinlenme var kitaptaki müzikte. Bir kitapla bir beste buluşması. Yazar Abdülhak Şinasi Hisar, besteci Emre Aracı. Buluşma noktası Boğaziçi Mehtapları kitabı. Bizler program yapımcısı Neşe Yenice, ses kayıtta Mahmut Üçer, teknik yapımcı Yaman Yıldırım ve sunan ben Hafize Okan saat 22'ye kadar sizlerleyiz. Eski İstanbul'a, Boğaziçi'ne gidecek, o günlerin kokusunu, rengini, mehtaplarını paylaşacağız birlikte. Ama önce Aracı'nın geçmiş zamanın izini süren bir başka eserinden, Kayıp Seslerin İzinde senfonisinden bir bölüm sunalım. Aracı, albüm kitapçığında bu bölümü Goethe'nin Genç Werther'in Acıları kitabından satırlarla sunmuş. Okuyalım. Aşk olmadan kalplerimiz için dünyanın ne anlamı var? Işığı olmayan bir projeksiyon makinesi olabilir mi? Alevi içinde canlı tutmalısın ve işte o zaman en parlak şekiller beyaz duvara vuracaktır. Ve eğer aşk sadece bize uçup giden gölgeleri dahi gösterebiliyorsa, onlara sarıldığımız zaman çocuklar gibi mutlu bir halde bu harika hayallerle sürüklenip gideriz.
Emre Aracı'nın Kayıp Seslerin İzinde Senfonisi'nin Adagietto başlıklı bölümünü Adam Clemens yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Birbirini anlamak için görmeye, yüz yüze tanışmaya gerek yok bazen. Konu edebiyat, müzik olunca sanatçılar sözcüklerle, hislerle anlaşıyor. 1963 yılında vefat eden ve ardında onlarca eser bırakan Abdülhak Şinasi Hisar'la 1968 doğumlu besteci Emre Aracı'nın yolları Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları kitabıyla kesişti. Kitabı okuyup aynı adlı Boğaziçi Mehtapları adlı bir keman konçertosu besteledi Emre Aracı. Farklı zamanlarda doğan iki farklı kişi bu kitapla bir araya geldi. Abdülhak Şinasi Hisar'ın hatıraları ve anlatı tarzı Emre Aracı'nın aradığı kendini ifade edebilme biçimine çok yakındı. İşte bugün besteci, orkestra şefi, müzik tarihçisi Emre Aracı ile bu esinlenmeyi Boğaziçi Mehtapları Keman Konçertosu'nun oluşumunu konuşacağız. Ankara'dan İstanbul'a merhaba. Merhabalar efendim. Sayın Aracı, Boğaziçi Mehtapları, Abdülhak Şinasi Hisar'ın bu kitabından esinlenerek 1997 yılında yazdığınız bir keman konçertosu. Konçertonun tanıtımına geçmeden Abdülhak Şinasi Hisar'la olan bağınızı konuşalım. Ne zaman, nasıl tanıştınız eserleriyle? Çok seneler önce üniversite yıllarımda felsefe okumuş olan dayım Sönmez Soran'la bir sohbetimiz esnasında bana Şinasi Hisar'dan bahsetmişti. O zamana kadar adını hiç duymamıştım ben Hisar'ın. Benim de geçmişe, tarihe olan merakım ve ailemizdeki hatıra tutmak gereği. Hepsi bir araya gelince herhalde dayım da bu eseri seveceğimi düşündü, onun yapıtlarını. Ve ben böylece Boğaziçi Mehtapları'yla keşfettiğim Hisar'ın daha sonra diğer eserlerine yöneldim. Evet, peki sizi etkileyen yönü ne oldu bu? Ne buldunuz onun kitaplarında, anlatımında? Esasında bir alıntı yapmak isterim hemen programın başında. Sermet Sami Uysal'ın çok güzel bir Abdülhak Şinasi Hisar çalışması var. Ben kendisini de vefasından bir süre önce ziyaret etmiştim evinde. Ve o kitaptan girişinde bakın Hisar'ı anlatırken, eskinin işçe işleyen inceliğini duymayan, geçmişteki beğenilerimize sağır kimselerin zamanın eskittiği duygulu evlerini hissiz beton yığınlarına çevirdikleri sokaklar vardır. Ara sıra buralarda geçmiş yılların havasını esiren bir yapıya rastlanır. Mermer basamakları içe rahatlık vermek içindir. Cumbasını süsleyen nakışlarda ışıklı bir ustanın emeği gülümser. Çatı pervazlarının oymaları gözleri okşar. Bu ev koca sokakta tek başına bir şahsiyettir diyor. Ve bu eski binayı esasında Hisar'ın da insanlar arasında böylesine geçmiş zaman zevkini yaşatan farklı bir insan olarak tanımlıyor Sermet Sami Bey kitabının girişinde. Dolayısıyla ben bu paragrafın anlattığı o kişiyi eserlerinin arkasında görerek tanıdım ve çok sevdim. O zaman Boğaziçi Mehtapları Keman Konçertosu fikrinin nasıl doğduğunun da mutlaka sizde bir cevabı var. Evet. Ben öğrencilik yıllarım İskoçya'da 8 sene geçti Edinburgh şehrinde ve orada kurduğum bir orkestra hala da devam ediyor. Edinburgh Üniversitesi Yaylı Çalgılar Orkestrası. Onlarla ilk konserlerimizden bir tanesinde Tevfik Fikret'in Haluk'un Veda şiirinden benim bir bestem seslendirilmişti. Dolayısıyla hep bu, tabii orada yaşayan bir Türk olarak ülkeler arası etkileşimi hep hissettim, duydum. Ve yine o orkestranın çalması için bir konçerto fikri doğduğu zaman o sırada pek çok işte Yahya Kemal'den Gece Şiirini okuyordum ve ondan da çok etkilenmiştim. Hatta o kandil yüzerken uykularda mehtabı sürükledik sularda diye açılır. Tabii onu seven bir yazar da Abdülhak Şinasi Hisar. Dolayısıyla Boğaziçi Mehtapları beni çok etkiledi ve konçerto şeklinde bu ortaya çıktı, bu eser keman konçertosu olarak. Nasıl bir süreçle ortaya çıktı peki Sayın Aracı bu eser? Valla 97 senesinde bestelendi bu eser Edinburgh'da. Kitabı bitirdikten sonra bu çok güzel bölümlere ayrılmış Boğaziçi medeniyetini anlatan ve tabii o devirdeki yalılar önünde yapılan sandal sefaları, işte müzikli geceler ve mehtabın büyüsü üzerine kurgulanmış, hakikaten insanı
alıp götüren ve o kendi içindeki evrende yaşatan bir yapıt. Ve ben de bu eseri keman ve yaylı orkestra olarak düşündüğüm zaman, çünkü müzik Boğaziçi Mehtapları eserinin içerisinde zaten var. Yani kelimelerde var ve hakikaten Hisar'ın bu musiki geleneğini anlattığı bir yapıt. 3 bölümlük bir konçertoya dönüştü. Bu 3 bölüm tabii bizden izler taşıyan, bizim motiflerimizle süslü bir eser galiba. Eser hakkında biraz daha ayrıntı rica edelim. Özellikle ilk bölümde ne anlatıyorsunuz, onu öğrenelim tabii. Tabii ki. Bakın, Hisar'ın ilk cümlesini size okumak istiyorum. Böyle başlar bu Boğaziçi Mehtapları. Bu asrın ilk yıllarında Boğaziçi en çok hatıra getirdiği eski Venedik gibi sanki bir göl tarzında kendi üstüne kapanmış ve kendine mahsus adetleri ve zevkleri olan büsbütün hususi bir alemdi diyor Hisar. Yani daha bu ilk cümleden Boğaziçi var ve Venedik var. Dolayısıyla onun anlattığı, betimlediği musiki, tabii ki bu müzik alemleri bizim geleneksel türdeki eserler. 19. yüzyılın sonlarında, onun tanık olduğu 20. yüzyılın başlarındaki gibi. Fakat benim yazdığım müzik tabii ki bir yaylı çalgılar orkestrası, keman konçertosu. Ama Hisar'da ben o iki kültüre olan hakimiyeti hep hissettim. Dolayısıyla benim eserimde de aynı şekilde bu müzik dilini kendimce, sonuçta bir besteci, bir müzisyen, hiç şüphesiz ki yapmaya çalıştığımız onu birebir yaratmak değil ama o paragraflarda okuduğumuz ve bizim içimizde hissettiğimiz duyguları bir şekilde kendi müzik dilimizden ortaya koymak. Ve Boğaziçi'nin, ben ne yazık ki o hayatı bilmiyorum, tanık olmadım. Ama ailemde kalan zamanda köhne bir yalı vardı Sarıyer'de, hala da ayakta, yıkılmak üzere. Dolayısıyla hep duyduğum bu hikayeler de arasında Mehtaplı Geceler büyüleyici bir yaşam tarzı gibi geliyor insana ve o dünyayı bir yerde, çünkü sanatçı yarattığı müziğinde kendine göre o evreni bir yerde yakalamaya gayret ediyor. Evet, Emre Aracı'nın Opus 4 Keman ve Yaylı Orkestra için Boğaziçi Mehtapları Konçertosu'nun 1. bölümünü kendi yönetimindeki Prag Senfoni Oda Orkestrası ve kemancı Cihat Aşkın seslendiriyor.
Emre Aracı'nın Boğaziçi Mehtapları Keman Konçertosu'nun birinci bölümünü dinledik. TRT Radyo 1'de Kitaptaki Müzik'tesiniz. Besteci, orkestra şefi ve müzik tarihçisi Emre Aracı ile sohbetimiz sürüyor. Sayın Aracı, ikinci bölümle ilgili sohbete geçmeden Abdülhak Şinasi Hisar'ın Geçmiş Zaman Köşkleri kitabından bir bölüm okuyalım. Çocukluğunuzun, ilk mesut hislerinizin ve ilk hülyalı sevgilerinizin geçmiş olduğu yerleri siz de bir an hatırlayınız. Ruhunuzda başka bir hal, eski bir hayal duyacak, çoktan susmuş olduğunu sandığınız bir musikinin mazi içinden size geldiğini, sönmüş zannettiğiniz nice ruhların içinizde için için yaşadıklarını duyacaksınız. Ve birdenbire kendinizi size anlatmak istediğim bu ifade olunmaz hissin ve şiirin içinde bulacaksınız. Bu cümlelerin ardından şöyle diyorsunuz albümünüzde: Konçerto her ne kadar İskoçya'da bestelenmiş olsa da doğal olarak Türkiye ve Türk müziğinin motiflerinin etkisini gösterir. Bu motifleri biz seviyoruz. Yurt dışında ne kadar seviliyor peki? Esasında insanlar bence bestecinin ne anlatmak istediğine kulak vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ben de bu motifleri kullanırken bilinçli şekilde kullandığımı sanmıyorum. Fakat içimden gelen duygularla o melodiler ortaya çıktı. Ama okumuş olduğunuz o güzel paragrafta hakikaten insanı düşündüren bir husus var. O da çocukluğumuzun önemi. O yıllarda yaşanan, farkında olmadan buna hassas insanların etraflarında gördükleri, duydukları hislerin ileride ortaya çıkması ve ben de herhalde ülkemden uzak o devirde yaşadığım için o çocukluğumu hissettim. Ve Suadiye'de çamlar altında geçen böyle bir koruda bir çocukluktu seneler önce, 70'li yıllarda. Dolayısıyla oraları çok değişmekle birlikte Hisar'ın o anlattığı kitabındaki örneğin bir çamlık korunun sesini anlatır ve ben bunları okuduğum zaman hakikaten çok çok duygulandım ve şunu gördüm ki maalesef bu ağaçlar kesiliyor, yıkılıyor, yerine yüksek binalar yapılıyor, kayboluyorlar, korular gidiyor ama sanat eserinde yarattığınız zaman o sözler, o kelimeler Hisar'ın edebiyatında bize aynen o havayı soluttuğu gibi müzik eserinde de bir insan onu yaratmaya gayret edebiliyor ve ortaya çıkan eserde de zaten belki bir nebze başkalarına o duyduğu sesleri, çocukluğundan gelen sesleri bir zaman kapsülü içerisinde saklayarak ileriye ulaştırabiliyor. Başkalarına da ne kadar değerli olduğunu belki hatırlatıyor. Bir de böyle bir işlevi de var değil mi efendim aslında? Hiç şüphesiz. Peki Sayın Aracı, eserinizin ikinci bölümüyle ilgili neler söylersiniz? İkinci bölüm çok daha dingin bir bölüm diğer iki dış bölüme kıyasla. Ve tabii biz Hisar'ın bu eserindeki bölümlere de baktığımız zaman bir hazırlanış, toplanış, musiki faslı, sükut faslı, aşk faslı, dağılış ve hatırlayış şeklinde bölüm başlıklarına ayırmış. Ve ben de eserimin bu orta noktasında o mehtap ve sükut faslına, yani o sessizliğe değinmeye gayret ettim. Şöyle bir önem var esasında, hani mehtap diyoruz, ay ışığı diyoruz ama Hisar bunun arasındaki ayrımı çok güzel bir iki cümleyle ifade ediyor. Ayın bir gümüş fanustan sızıyor gibi dökülen donuk ışığı, güneşin maddiyatçı ziyası yerine bir maneviyat aleminin nuru olur. Faaliyet ve hakikat ışığı güneş, aydınlığı yerine mehtap bir füsun ve hayal ve aşk ışığı döker ve gönlünden taşan bu ışıkla aydınlattığı her şeye biraz kendi huyunu aşılar diyor Hisar. Dolayısıyla bu iki cümlede yatan, yani güneşte her şeyi görüyoruz net bir şekilde ama mehtapta
bazen muğlak, belli değil ve o bizim hayal gücümüzü tetikleyen, düşüncelerimizi, duygularımızı ve kendi yorumlarımızı, yaratıcılığımıza büyük bir enerji veren bir dünya esasında. Ve ben de biraz belki de eserin bu bölümünde o derin, dingin ve o iki dünya arasındaki farkı gösteren, yani mehtapla güneş arasındaki gerçekçi ve hayal dünya arasındaki o boyuta bir yolculuğu anlatmaya gayret ettim diyebilirim herhalde. Evet. Kemancı Cihat Aşkın'ın bu eserdeki kemanı da özellikle bir keman değil mi? Evet, Cihat Aşkın çok sevdiğim arkadaşım ve bu seri çalması da, kaydetmesi de beni çok mutlu etmişti. Prag'da Rudolfinum konser salonunda akşam gece yarısı saatlerinde kaydedildi. Bu da enteresan. O sadece o saatte müsaitti salon. Ateş Organ'ın yapımcılığında, orkestra eşliğinde. Dolayısıyla hakikaten çok heyecan vericiydi ve Cihat Aşkın, Jean-Baptiste Viom, 1846, yani 19. yüzyılda bir kemanla bu eseri yorumladı o kayıtta. Ve o da mehtaplı bir geceydi. Yani dolayısıyla çok duygulu anlar yaşadık. Çok örtüşmüş orada durum birbiriyle gerçekten. Çok evet, güzel olmuş. Şimdi eserinizin Allegro Doloroso başlıklı ikinci bölümünü dinleyelim. Şef Emre Arıcı, Prag Senfoni Oda Orkestrası ve kemancı Cihat Aşkın seslendiriyor. Thank you.
Boğaziçi Mehtapları, Emre Aracı'nın bu eserinin ikinci bölümünü dinledik. TRT Radyo 1'de Kitaptaki Müzik'tesiniz. Emre Aracı ile son kez beraberiz. Sayın Aracı, Abdülhak Şinasi Hisar'ın başka kitapları da yansır mı acaba bestelerinize, ne dersiniz? Evet, Abdülhak Şinasi Hisar'ın hemen hemen her eserinden esinlenmişimdir. Hepsini çok severim ve altını çizerek okurum. Daha önce de alıntı yaptığınız Geçmiş Zaman Köşkleri, örneğin Boğaziçi Yalıları, onu da çok severim. Çünkü bu eski binalara karşı bir hassasiyetim var ve onlar böyle hani maalesef kayboldukça eserlerde yaşaması bana bir tür teselli gibi geliyor. Evet, tabii ki onun diğer eserlerini de okurum ve tavsiye ederim. Hakikaten çok zengin bir dünyası var Hisar'ın. Şimdi üçüncü bölüme geçeceğiz. Üçüncü bölümde Boğaziçi Mehtapları ne anlatıyor bize Sayın Aracı? Aslında bu bölüm daha bir hareketli, bir dans şeklinde ve belki bu da bir maziyi olumlu bir şekilde hatırlamak düşüncesi bunun arkasında yatıyor diyebilirim. Tabii şunu da söylemek isterim ki bunlar hani bilinçli olarak kurgulanmış değil, fakat ortaya çıktığı zaman bu böyle şekil alıyor insanın ruhunda. Enteresan bir anımı anlatmak isterim. İstanbul'da bir konferansa giderken bir taksiye bindim bir gün ve kulaklarıma inanamadım. Radyo açıktı o sırada ve bir röportaj yapılıyordu radyoda. Röportaj bittiği zaman röportajın yapıldığı kişinin adının Abdülhak Şinasi Hisar olduğu söylendi. Dolayısıyla bu eski bir kayıttı sizin arşivinizde olan. Evet. Ve o sesi duyduğum zaman hani bazı şeylerin kaybolmadığını, bazı değerlerin hala yaşıyor olduğunu, içimizde olsa bunun manevi bir bağla bize bir şekilde bir yerden kendini hissettirdiğini görüyorum. Ve bu eserleri yaratırken, bu müziği bestelerken ve bu insanların hatıralarına bir tür köprü olarak onlara başka nesillere aktarmaya gayret ederken bir anda onun sesinin kulağa gelmesi esasında hiçbir şeyin kaybolmadığını bizlere gösteriyor. Evet, şimdi sevgili dinleyicilerimiz, besteci, orkestra şefi ve müzik tarihçisi Emre Aracı'nın Boğaziçi Mehtapları Konçertosu'nun son bölümünü dinleteceğiz sizlere. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aracı bu birliktelik için. Sağ olun efendim. Ben sizlere çok çok teşekkür ederim efendim. Emre Aracı'nın Opus 4 Keman ve Yaylı Orkestra için Boğaziçi Mehtapları Konçertosu'nun son bölümünü kendi yönetimindeki Prag Senfoni Oda Orkestrası ve kemancı Cihat Aşkın seslendiriyor. Thank you.
Emre Aracı'nın Opus 4 Keman ve Yaylı Orkestra için Boğaziçi Mehtapları Konçertosu'nun son bölümünü kendi yönetimindeki Prag Senfoni Oda Orkestrası ve kemancı Cihat Aşkın seslendirdi. Bugün bir esinlenmeye yer verdik. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtapları kitabından esinlenerek aynı adlı bir konçerto yazan besteci, orkestra şefi ve müzik tarihçisi Emre Aracı'nın buluşmasını dinledik. Kitaptaki müzik burada sona eriyor. Haftaya saat 21.05'te yine Radyo 1'deyiz. Facebook adresimiz Kitaptaki Müzik. Program yapımcısı Neşe Yenice, ses kayıtta Mahmut Üçer, teknik yapımcı Yaman Yıldırım ve ben Hafize Okan. Ne kitapsız ne müziksiz. Müzik eşlik eder bazen kitaba, öyküye, şiire, romana. İçinden müzik geçen kitapları dinleyin. Kitaptaki müzik.